deyyusluk toplumumuzun en büyük hastalıklarından bir tanesi oldu gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şekilde cennetin yüzünü göremeyecek olan kişilerden bahsederken bir tanesini de ne olarak ifade buyurur? Ve deyyus, deyyustur der Efendimiz. Cennetin yüzünü göremeyecek. Kimdir bu? Ellezi yukirrul hubse fi ehlihi. Ailesinde pislik almış başını gidiyor. Bunu ikrar ediyor. Buna ses çıkarmıyor. Yani eşittir biz. Hanımını kıskanmayan insan da diyebiliriz. Ya soruyorum Allah aşkına ya. Yani özellikle şimdi bu sosyal medyanın falan yaygınlaşmış olduğu zamanımızda bir insan ev hallerini hanımıyla özel olarak yaşayabileceği halleri, mahrem kalması gereken o portreleri, o zamanları, o halleri nasıl çekip de sosyal medyaya koyar? Soruyorum. Telefonumuzda galeriye bir insan girse, telefonumuzu ele geçirse. Galerimize ya orada bizim eşimizin fotoğraflar olsa çocuklarımızla beraber baksak ki adam telefonumuzu elimiz eline almış. galeriye girmiş adam aa açmış oradan biraz da yakınlaştırıyor. Çok af buyurun. Eşimizin fotoğrafına bakıyor. Bak kan çıkar bundan dolayı. Ya şu garabete bak ki yani insanlar bunu kimsenin telefonunu eline almana gerek kalmadan kendi kendine yapıyor ya. Hiç gerek yok adamın telefonunu eline alıp da galerisine girmeye. Adam kendi eşini, hanımını çekiyor. Sosyal platforma, sosyal medyaya atıyor. Oradan binlerce insan, yüz binlerce insan adamın eşini belki de yakınlaştırarak seyrediyor. Kardeşim sen buna garanti verebilecek misin? Toplumda çeşit çeşit insanlar var. Değil mi? Ruhsal sağlığı bozuk olan insanlar var. Cinsel anlamda sağlığı bozulmuş insanlar var. Bunun sapığı var, şu su var, bu su var. Olsun olmasın. Sonuçta erkekle kadın arasında Allah Teala bir cazibe yaratmış değil mi? Bu gerçekleri konuşacağız arkadaşlar yani. Bunlar hayal değil. Hayal ise deyin ki hoca sen nerede yaşıyorsun falan. Böyle bir gerçek var. Onu attığı zaman adam sosyal medyaya ne olacak? Elin adamı, elin kadınını, hanımını, hanım efendisini seyrediyor, görüyor, bakıyor. Allah muhafaza eylesin. Rabbim bu hastalıktan tez zamanda toplumumuzu kurtarsın. Evet.